Merhaba sevgili seyirciler, gündem özel yayınımızla karşınızdayız. Bugün önemli iki konuyu ele alacağız. Bir yargı konusunu yine konuşacağız. Ve öncesinde de meclise bir kanun gelecek, bir tasarı gelecekti. O tasarı dün görüşülecekti aslında. Ancak ertelendi mi, geri mi çekildi, bunu konuşacağız. Çünkü TMOP'un buna yönelik protestosu gerçekleşmişti. Uluslararası İş Gücü Kanunu tasarısı görüşülecekti. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Bulduk. Belki de sizin bu protestonuz ve ses yükseltmeniz sayesinde belki de geri çekildi. Belki de önümüzdeki günlerde tekrar soğuduktan sonra o sıcak hava tekrar gündeme gelecek. Bunu bilemeyiz ama hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Ve gündeme taşınması ve onay almasına karşıyız dediniz. Bunu dile getirdiniz. Aslında bu o kadar önemli konuları beraberinde getiriyor ki haksız rekabet ortamını doğuruyor bizlere ve daha birçok konu var. Yabancıların bu kadar bağımsız çalışma izni alması bize dokunacak ucu bir anlamda da. Bizim kendi vatandaşlarımızda bu kadar kolay bunun olmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Bir tarafta da Suriyeliler var. Suriyelilere vatandaşlık hakkı. Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna yönelik sözleri vardı vatandaşlık hakkı verince. Onu bir hatırlatacağız. Ama önce bu ne anlama geliyor? Bir onu anlatın isterseniz. Sonra Suriyelilerle de bir ilişki kuralım buna. Şimdi bu yasanın Suriyelilerle ne kadar ilgisi vardır bilmiyorum. Yasa gerekçesine bakarsak iki gerekçe sunuluyor. Bunlardan birisi kayıt dışı çalışmanın önlenmesi. Hı hı. İkincisi ise nitelikli iş gücünün Türkiye'ye çekilmesi. Nitelikli iş gücü derken akademik meslekler, Türkiye'de düzenlenmiş meslekler, mühendislik, mimarlık, doktorluk gibi meslekler evet. Anlaşılıyor. Ancak her iki gerekçe de doğru değil. Suriyelilere bakarsak, Suriyelilerin içerisinde düşürüldüğü durumun sorumluları, Orta Doğu'nun enerji kaynaklarını ve enerji geçiş güzergahlarını kendi egemenlikleri altında tutmaya çalışan büyük sermaye devlerinin yarattığı bir cehennemin sonucudur. Evet. Suriye'de vatandaşların evet. Yaşadıkları, ülkemize gelişleri, şu anki durumları. Bu yasayı çıkartmak isteyenler de aynı kesimlerdir. Bu yasanın özüne bakarsak, yabancı sermayenin, yerli yabancı sermayenin hiçbir koşul sağlamadan Türkiye'ye gelmesi, kendi çalıştıracağı nitelikli niteliksiz tüm çalışanları kendisinin seçmesi, Türkiye'de hiçbir denetim ve kontrola tabi tutulmaması, elde ettiği gelirlerin ne kadarı Türkiye'de kullanılacak, ne kadar yurt dışına aktarılacak, bu noktada hiçbir denetime takılmaması, meslek uygulama esaslarına uygun olarak verilip verilmediği, halkımızın can ve mal güvenliğine ne ölçüde zarar vereceği, yeni yeni iş kazalarına, yeni yeni Somalara, yeni yeni Marmara depremlerinin sonuçlarını bizlere yaşatıp yaşatmayacağı, kendi meslek alanlarımızdan düşünürsek gıda zehirlenmeleriyle karşı kalıp kalmayacağımız, topraklarımızın kimyasal gübrelerle eskiden olduğu gibi kullanılamaz hale ne kadar geleceği, biliyorsunuz yanlış tarım politikalarından bunlar dolayı. Bunlar görünmeyen kısmı. Bunlar tabii. Esas bu evet. Yabancı sermayenin istediği de bunların denetlenmediği bir Türkiye. Ve özellikle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin hedef almasının nedeni de bu. TMOP 102 meslek alanı düzenleyen bir kuruluş. Anayasayla kurulmuş. Anayasanın 135. maddesiyle kurulmuş. Asli görevi mühendis ve mimarlık hizmetlerinin bu halkın, bu ülkenin yararları doğrultusunda kullanılmadığını denetlemektir. Mesleğin düzenlenmesidir. TMOP'yu bir süreçlerden tamamen devre dışı bırakan, evet. Mühendisliği, mimarlığı beyana dayalı meslek haline getiren, diplomalarının denkliğini bile sorgulamadan bir firmanın bu mühendistir, bu mimardır, bu şu işi yapabilir, ben bunun için getiriyorum dediği zaman herhangi bir denetim kurulunun olmadığı, YÖK'ten dahi denkliğin istenmediği bir yasa taslağı geldi önümüze. Biz bu yasa taslağına bakınca gerçekten şaşırdık. Bu tamamen bir teslimiyet yasası. Ancak bir sömürge ülkeye dayatılabilir bu. Sizin vatandaşlarınıza tanınmayan bir hakkı eğer yabancı ülke vatandaşlarına tanıyorsanız bu bir sömürge valisinin anca dayatabileceği yani kurallar olabilir. Hak ve özgürlükler veriliyor. Veriliyor aslında ama kendi vatandaşınızdan istediğiniz şeyler evet. istenmiyor. Örneğin bir mimarlık alanını düşünelim. Bir bina tasarlayacaksınız. Yurt dışından bir mimar geldiği zaman
odasına kaydolacak, odasının istediği şartları sağlayacak, diploması denk mi değil mi bakılacak, ilgili imar mevzuatının istediği yeterli deneyime, mesleki deneyime sahip olacak, evvelden herhangi bir meslek suçu varsa o işten men edilip edilmediği odası tarafından kontrol edilecek. Ancak yurt dışından bir mimar geldiği zaman, geleceği zaman Türkiye'ye, biz onun mesleki geçmişini bile bilmeden Türkiye'de bu işi yapmasına sınırsız bir şekilde izin vereceğiz. Şimdi tabii hani niye Suriye dedim ben ilk başta. Bakıyoruz bize bu durumun bir çıkış yolu olarak da sanki gösteriliyor bu. İşte Suriyelilere vatandaşlık hakkı veriliyor. Yine ülke çıkarları bir anlamda geride kalmış oluyor aslında bu yasa tasarısına da bakarsak eğer. Yani bizim halkımız ve ülkemizin çıkarları geride kalıyor. Yabancılar gelecek, bizim elde edemediğimiz birçok şeyi onlar kullanmış olacak. Tabii bizim burada Suriye ile bağlantı kurmamızın sebebi de bu vatandaşlık hakkının veriliyor olması aslında. Hani bir çıkar yol mu sağlanmaya çalışılıyor? Yani işte biz bu kanun tasarısı da çıkacak. Ondan sonra onlar da rahatlıkla geçtiğimiz günlerde, çünkü dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, nitelikli öğretmenler var, doktorlar var, mühendisler var. Bir kaliteden söz etti. Evet. Bir yol mu açılıyor? Aklımıza fikrimize gelmeyen şeyler oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de 3 milyona yakın Suriyeli var. Bunlar bir şekilde Türkiye'de çalışıyor zaten. Türkiye'de yabancıların çalışmasına engel bir durum yok. Türkiye'de vatandaşlarımız hangi şartları sağlayarak çalışıyorsa, yabancılar da o şartları sağlarsa çalışabiliyor. Özellikle bizim mesleklerden, serbest mesleklerden, evet, profesyonel mesleklerden söylüyorum. Burada yapılan yabancıyı ayrıcalıklı hale getirmektir. Mesela neden bu çıkıyor o zaman? Bu yasanın temel çıkış noktası şudur. Türkiye'de 14 yıldır AKP iktidarı ve 80'lerden beri de uygulanan, yatırımı, üretimi öncelemeyen, ranta dayalı bir ekonomi vardır. Bu ekonomik anlayış finans sektörlerini, arazi, rant, imar ilişkileri üzerinden para döndüren, bir katma değer yaratmayan, istihdam yaratmayan bir ekonomi. Ve bu ekonomi sıcak para olmadan dönemiyor. Her yıl 100 milyar dolara yakın cari açığımız var. Bunun bir şekilde yabancı para girişiyle sağlanması lazım. Burada denen şudur: gelin parayı getirin, nasıl getirirseniz getirin. Mecliste bugün görüşülen bir yasa var biliyorsunuz. O da yabancı yatırımlarla ilgili bir, evet, tasarı. Bizim tasarıyla, mecliste şu anda görülen tasarıyı birlikte değerlendirmek lazım. Suriye olayı ayrı bir olay. Tabii. Ben bu yasanın Suriyeliler için çıkartıldığını zannetmiyorum. Keşke çıkartılsa. Türkiye'nin keşke bir iş gücü ihtiyacı olsa da muhtaç durumda olanlara, ihtiyacı olanlara Türkiye iş olanakları sunabilse. İşte ama öyle bir durum yok. Yani nitelikli iş gücünde bile yok. Evet. Şu anda mühendis ve mimarların 500 bine yakın üyemiz var bizim. Bunun 5'te 1'i işsizdir. %20'si işsiz. 400 binin üzerinde mühendislik, mimarlık öğrencileri var. Onlar da işsizler ordusuna katılmayı bekliyor. Yapması gereken, bir siyasi iktidarın yapması gereken bunlara çalışma alanları açmaktır. Onların çalışma alanlarını kapatmak, yurt dışından bu eğitimi alanlara ayrıcalık sunmak değildir. Biz bu anlamda bunun geri çekilmesini, evet, istiyoruz. İstihdam politikası sadece bir yasayla düzenlenemez. Türkiye'nin kalkınma planları olması lazım. Sektör sektör personel ihtiyaçlarımızın nitelikli niteliksiz ne kadar olduğu saptanmalı. Bunlar üzerinden üniversiteler açılırken bunlar üzerinden eğitim bunun üzerine kurgulanmalı. Bütünlüklü bir kalkınma planımız olması lazım. Ne yazık ki Türkiye'de kalkınma planları 80'den sonra ve özellikle de AKP iktidarı döneminde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Piyasacı bir ekonomi var. Piyasa ne istiyor? Borsalar ne der üzerinden yönetilen bir ülkeyiz ve bu duruma düşmemizin nedeni de bu. Bu tamamen bir teslimiyet yasasıdır. Bizim ülkemizde siz istediğinizi yapabilirsiniz. Burası sizin ülkenizdir. Bu ülkenin ormanları, kıyıları, kentleri, 70 dönemde 70-80 yıldır bizlerin yaptığı entegre sanayi tesisleri ki özelleştirdiler biliyorsunuz. Bu ülkede geçmişte bir sosyal devletin halkına sunması gereken eğitim, sağlık alanları sizler için yeni kar alanlarıdır. İstediğiniz gibi yapın. Burada insanları istediğiniz şartlarda, istediğiniz koşullarda çalıştırın. Hiçbir şey demeyeceğiz. Yeter ki buraya para getirin.
biz de günü kurtaralım, gemiciklerimize gemicikler katalım anlayışının bir sorumlusudur şu anda yaşananlar. Şimdi bu meslekler açısından da çok önemli bir konu oluyor burada. Gelecek açısından da bir tehlike arz ediyor. Çok mesleklerin iyi. Geleceği açısından da, işte istihdam açısından da biraz önce söylediniz. Bunlar görünmeyen ama en önemli nedenleri bu tasarının geri çekilmesine yönelik. Peki siz yetkililerle görüşüyor musunuz? Örneğin ne cevaplar alıyorsunuz? Siz bunlar olacak devamında çıkarsa dediğinizde ne gibi bir cevap alıyorsunuz? Şimdi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı 24 oda var ve yılda 300'e yakın Türkiye'deki aklınıza gelen madenden sanayiye, tarım politikalarımıza varana değin 300'e yakın kongre, kurultay, sempozyum düzenler. Buralarda çıkan, sunulan bildiriler, sonuç bildirgeleri bu ülkenin tüm kamu kurumlarına, bakanlıklarına gönderilir. Üreten, sanayileşen bir toplum olamazsak bu ülkenin geleceği olmadığı, bu ülkenin en yetkin bilim insanlarının katıldığı sempozyumlardan çıkan görüşlerle, basılan kitaplarla yönetenlere sunulur. Ne yazık ki Türkiye'de yönetenlerin bu ülkenin beyin gücüne ihtiyaçları yok. Bu ülkenin politikalarını emperyalizmin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorlar. Ulus ötesi sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyorlar. Bu yasanın hazırlanması ise tamamen bir şey, bir komedi. Hı hı. Bu yasa 28 Haziran tarihinde bize gönderiliyor. Görüş bildirme 27 Haziran tarihinde görüş bildirmemiz. Tasarı hazırlanmış, kimseden görüş alınmamış. Aile ve Sosyal İlişkiler Komisyonu'na gelecek. Siz de gelin diyorlar. Biz bir gün içerisinde bütün oda başkanlarımızı topladık. Tasarıyı inceledik. Çekincelerimizi, önerilerimizi bildirdik komisyonda. Ama bizim yasamızın 3 maddesini değiştirmesine rağmen hiçbir önerimiz, hiçbir eleştirimiz dikkate almadan aynı gün 24 saatte Türkiye'nin geleceğini, ülkemizi, mesleğimizi, tüm bu ülke halkının geleceğini çok yakından ilgilendiren böylesi bir yasa tasarısı bile ilgili komisyondan jet hızıyla 24 saatte geçti. Hı hı. Ve aradan bir bayram tatili var. Bayram tatilinin ilk günü de meclise indirildi. Sonra geri çekildi. Niye geri çekildi? Bilemiyoruz. Tekrar gündeme gelir mi? Tabii ki bu... Ama bir etkiniz oldu. O da tabii ki bir kampanyada yani, örgütledik. Hı hı. Üyelerimiz ilgili bakanlığı faks yağmuruna tuttu. Basın Türkiye'nin her bir tarafında örgütlüyüz. Oralarda ilk koordinasyon kurullarımız basın açıklamaları yaptı. Üyelerimize yazı gönderdik. Öğrenci üyelerimize yazı gönderdik. Şu anda 400 bine yakın mühendislik mimarlık öğrencisinin büyük bir kısmı da öğrenci üyelik statüsünde ilgili odalara kaydedilmekte ki mesleği daha başlamadan tanısınlar diye, odalarımızın olanaklarından faydalansınlar diye. Böylesi bir uygulamamız da var. Bunların tabii ki bunları okutmak için aldıkları maaşın neredeyse %70'ini çocuklarının geleceği için harcayan halkımız var, anneleri var, babaları var. Onların bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum bu yasanın geri çekilmesinde. Hı hı, evet. Şimdi bakalım ne zaman gelecek tabii. Hani tekrar gelecek mi, nasıl olacak? Böyle ilerliyor ya mecliste bazı İki adım işler. İleri. Ne yazık ki önce bir geri adım atılıyor. Sonra iki adım ileri gidiyor. Bir soğuyor, o sesler bir iniyor. Ondan sonra tekrar gündeme geliyor ve bazen de oldu bittiye geliyor ne yazık ki. Şimdi tabii siz bu şekilde protestolarınıza da devam edeceksiniz gibi görünüyor. Çok önemli hem iş gücü açısından, iş gücü kaybı açısından tabii bizlere yönelik yani yabancıların dışında kendi vatandaşlarımıza yönelik bir iş gücü kaybı, istihdam kaybı yaşanacak. Mesleğin geleceği açısından tehlikeler çok büyük tehlike yaratıyor ne yazık ki. Kaç kişi mezun oluyor, onlar işsiz kalacak belki de. Yani yılda 50 bin mühendis, mimar, şehir plancısı mezun oluyor. Zaten şu anda bizim elimizdeki rakamlara göre 100 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı işsiz. Bir diğer 100 bin ise çok zor koşullarda çalışıyorlar. Neredeyse açlık sınırlarındaki ücretlerle çalışıyorlar. Evet. Siz bu işsizler ordusuna yenisini katacaksınız, dışarıya atacaksınız. Bu alanlara yönelik hiçbir geleceğe yönelik bir kalkınma paradigmanız yok, planınız yok. Dolayısıyla ülkemizin oldukça zararına bir yasa tasarısı bu. Kaldı ki gelen kişinin mühendis, mimar, şehir plancısı olduğu bile belli değil, şüpheli.
diplomalarını sorgulayamayacağız, almış oldukları eğitime bakamayacağız. Bu alanlar kanunlarla düzenlenmiş. Meslek deyince bir kanunla düzenlenmesi gerekir. Belki meslek deneyimi yok. Tabii mesleki deneyim olması lazım. Belirli bir akademik eğitim alması lazım. Eğer çok bir konuysa, çok tehlikeli bir konuysa, güvenliği doğrudan ilgilendiriyorsa, çevreye vereceği etkiler olabilen bir işi yapıyorsa, bunların staj, belirli bir dönemde stajdan geçmesi gerekir. Her bir meslek alanı ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yabancıların da nasıl biz ülke vatandaşları bu şartları sağlamadan bu hizmeti veremiyorsak, evet, verememesi gerekir. Kamunun bunu denetlemesi gerekir. Kamu adına bu denetlemeyi yapan da meslek odalarıdır. Aslında işte piyasacı mantığın rahatsız olduğu bu mesleki kuruluşlardır. Anayasal birer kuruluş olan meslek kuruluşlarıdır. Çünkü bunlar bu alanları halk adına, halk yararına denetliyorlar. Bu yetki, bu etki azaltılmaya çalışılıyor ve onun için yasamızda 3 madde değiştirilmeye çalışılıyor. Evet. Ve Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde yapıyoruz biz bunu diyorlar. Avrupa Birliği mevzuat hazırlama usul ve esaslarına bile uymuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 500 bin üyesi olan bir kuruluşun yasasını değiştireceksiniz. Taslağı hazırlıyorsunuz. Komisyona gitmeden 24 saat önce haber veriyorsunuz. Hiçbir görüşünü de dikkate almıyorsunuz. Bu başlı başına bile Türkiye'nin düşürüldüğü işler acısı konumu sergiliyor. Şimdi bu saydığınız özelliklerin olmaması da o çalışan kişide kim bilir facialar, neler bizi bekleyecek. Çünkü çok önemli bir meslek, meslek grubundan bahsediyoruz. Bunların bedelini yine biz ödeyeceğiz bu tabii durumda. Bunlar, yine bu halk ödeyecek. Bunlar bir binlerce can kaybı, belki katrilyonlarca eski parayla ekonomik kayıp olarak bizlere geri dönecektir. Hele hele bunun doğaya, çevreye, tarihi, kültürel mirasa vereceği zararlar düşünülürse geri, yani parayla, maddiyatla ölçülemeyen gelecek kuşakları da etkileyecek zararlar içerebilecektir. Bu yasa tasarısı gerçekten halkımız için, ülkemiz için, kendi mesleğimiz için söylemiyorum, çok ciddi zararları olabilecek bir yasa tasarısı ve ivedilikle çekilmesi lazım. Valla Emin Bey, neredeyse biz mülteci olduk zaten. Evet. Son döneme baktığımız zaman ben onun için biraz hani Suriyelilerle bir bağlantı kurmaya çalıştım ama çok farklı bir durum var aslında burada. Ama neredeyse biz bu durumdayız şu anda ki bu tasarıda geçtikten sonra herhalde önünü alamayacağız artık bu işin. Ya bu tasarıda geçtikten sonra aslında bu şu demek. Bu bakışın, piyasacı mantığı bakışın, yeni liberal ekonominin geldiği, bizim gibi ülkelerde geldiği son durum bu. İlk önce ne yaptık? Fabrikalarımızı sattık. Evet. Sonra neyi sattık? İletişim altyapımızı sattık. Telekomünikasyonumuzu sattık. Sonra elektrifikasyonu, elektrik üretim santrallerimizi sattık. Sonra tarım alanlarımızı satmaya başladık. Topraklarımızı yabancılara açtık. Sonra hizmet alanlarını açtık. Şimdi artık iş gücü piyasasını, insanlarımızı satıyoruz. Kala kala o kaldı. Gelin burada insanları istediğiniz koşullarda, istediğiniz şartlarda çalıştırın. Hatta sizin ülkenizde işsizlik varsa oradaki nitelikli personeli de getirin. Burada bu yatırımı yaparken siz kendi mühendisinizi, mimarınızı, şehir planınızı çalıştırın. Biz buna sınırsız bir şekilde izin veriyoruz ama bizim mühendislerimizin, mimarlarımızın, nitelikli personelin sizin ülkenizde çalışması için istediğiniz koşulları biz sağlayacağız diyorlar. Bir Alman mühendis bile bir Fransa'da çalışamaz. Çalışması için Fransız Meslek Odası'na kayıt olmak durumunda. Fransız Meslek Odası'nın istediği koşulları sağlaması lazım. Aynı şey Almanlar için geçerli. İngiltere'de geçerli. Yunanistan'da çalışabilecek bir teknik eleman Yunan Teknik Odası'nın açtığı sınavdan geçemezse Yunanistan'da çalışamaz. Suudi Arabistan'da bile öyle. Düşünün, çalışmayı biz vize bile alamıyoruz bu ülkelerden. Bizlere vize bile vermeyen, turist olarak dolaşım hakkı bile vermeyen insanlara çalışma yaşamımızı sonuna kadar açmak tamamen bir teslimiyet. Peki bir de şöyle bir şey soracağım. Şimdi bu yabancıya bağımsız çalışma izni işte verilecek diyoruz. Umarız bu geri çekilir. Sizlerin de desteğiyle, protestosuyla. Bizler neredeyse onların yanında çalışır konuma mı geçeceğiz? Öyle an gelecek ki. Zaten şu anda durum o değil mi? Türkiye'de sanayi sektörlerinin, Türkiye ekonomisinin, bankalarının neredeyse hepsi %70'i yabancı sermayenin eline geçmiş. Şu anda zaten
onların buralarda yatırım yapması, çalışması önünde ve oldukça da düşük ücretlerle çalışılıyor zaten. Evet, hiçbir engel yok. Zaten onların yanında şu anda yapmak istedikleri bunu daha da konforsuz hale getirmek. Bizim geleceğimizle oynamak, sağlığımızla oynamak, güvenliğimizle oynamak. Yani zaten var olan şartlar bizi yeni şeyler vermeye, yeni tavizler vermeye itiyor. Tamamen bağımlı bir ekonomideyiz. Türkiye'nin çıkışı bu politikalara gelene kalkınmacı, halkının öz gücüne güvenen, bu kalkınma planları doğrultusunda eğitimini, tüm alanları ayrı ayrı planlayan ve bunu kontrol ederek yapan kamucu bir planlamayla mümkün. Yoksa bu şartlarda Türkiye'nin çıkışı yok. Her yıl bir önceki yılı aratacaktır. 6 ayda bir evvelki yılın, dün bir toplantı yaptık, bir arkadaşım verdiği rakamlardır. Bir yıl önce bir yıllık cari açık 100 milyarken bu yıl sadece 6 ayda 100 milyar lira olmuş. Evet. Bu para nasıl kapatılır? Bu ekonomiyle döner mi? Çok zor. Bizim acil bir şekilde ülkemize sahip çıkmamız lazım. Çok güzel söylüyorsunuz da. Ama işte olmuyor ne yazık ki. Gözümüzün önünde birçok şey gerçekleşiyor. Ve işte böyle sıralıyoruz sonucunda neler olabileceğini. Sonra onlar olmaya başlıyor. O tasarı geçiyor. Yani birçok örneği var meclisten geçen böyle kanun tasarılarından. Şimdi onlar geçiyor. Ondan sonra onun bizim konuştuklarımız tek tek olmaya başlıyor. Evet. Şimdi örneğin yine bu Suriyelilerle ilgili de aynı şekilde başlangıçta, ta işin en başında uyarılar yapılmıştı. Önünü alamayız, şöyle olur, böyle olur. Ve nitekim öyle oldu. Şu anda önüne geçilemiyor. Bir de ben burada şunu soracağım. Şimdi buraya başka ülkelerin teknik elemanları, gelen elemanlar hiçbir denetim ve kontrole tabi tutulmuyor. Bu şekilde bizim ülkemizde bu mesleklerini icra edebiliyorlar. Evet. Gayet rahat bir şekilde. Peki bunlar vergisi ne oluyor? Bize ne katkı getiriyor? Bir de bunları da sormak lazım. Hani var mı bir katkısı? Şimdi bu yasa tasarısında nasıl olumlu gösterebilirler? Çok ilginç bir madde var. İkamet izni örneğin. Şimdi mesleklerin serbest dolaşımı Dünya Ticaret Örgütü kapsamında imzalanan bir anlaşma vardır. GATS anlaşması. Bu hizmetler Dünya Ticaret Örgütü ülkeler arasında yapılabilecek hizmet ticaretinin nasıl olacağını belirler. 135 sektör bu şekilde Dünya Ticaret Örgütü'nün hizmet sektörü olarak belirleniyor. İlginçtir, Türkiye bu 135 sektörden 75'ine hiçbir çekince koymadan imzalayan tek ülke. Her ülke bu hizmetleri serbest dolaşımına açarken kendi ülkesindeki mevzuatı diyor ki bunu yapmak için şunu şunu yerine getirmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi de mühendislik, mimarlık hizmetleri hiçbir çekince koymamış Türkiye bu hizmete. Evet. Şimdi ve bu hizmete hiçbir çekince koymadığı için bir yabancının zaten Türkiye'de mühendislik, mimarlık yapması önünde hiçbir engel yok. Şu anda yapılan mühendis, mimar olmayanların, şehir plancısı olmayanların, doktor olmayanların Türkiye'de sağlık hizmeti vermesi, mühendis, mimar olmayanların Türkiye'de mühendislik, mimarlık hizmeti vermesi, gıda konusunda eksper olmayanların bu gıdalar iyidir vermesi. Ya tüm meslek yani niteliksiz hale getirilecek, kalitesiz hale getirilecek. Evet. Altında yatan mutlaka bizim şu anda aklımıza gelmeyen sebepler vardır Emin Bey. Evet. Ne yazık ki onu da önümüzdeki günlerde görürüz ama sizin belki protestolarınız, çalışmalarınız sayesinde de geri çekilecek tasarı. Biz yine bu tasarının ilerleyen sürecini yine sizinle konuşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Fırsatı verdiğiniz için. Sağ olunuz. Duyarlılığınız için.